Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere hem bana çok sorduğunuz hem de sizin için faydalı olabilecek bir video çekiyorum. Başlıktan da anladığınız üzere 4 farklı bandana bağlama yöntemi göstereceğim sizlere. Zaten arasında bana çok sorduğunuz bir model vardı. Onu da böyle detaylı bir şekilde anlatacağım bu videoda. Umarım sizin için keyifli olur. Kanalıma ilk defa uğruyorsanız, geliyorsanız, ilk defa gördüyseniz eğer aşağıdan abone olup diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Lafı hiç uzatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi ilk modelimize başlayacağım. Bunun için şöyle orta genişlikte bir fular alıyorum. Biraz uzun bir fular bu. Şu şekilde. Bunu şöyle elimle hafifçe katlayıp saçımın altından geçiriyorum. Ve daha sonra tam kulak hizamdan itibaren şu yukarıda bir çapraz düğüm atıyorum. Ben biraz daha böyle tam ortada değil de çapraz tutmayı seviyorum. Daha sonra yine iki ucundan şu şekilde büyük bir kurdele yapıyorum. Ve bu kulakları da biraz şöyle genişletiyorum. Burada böyle büyük genişlikte bir düğüm oluşturuyorum. Bu şekilde büyük düğümleri, büyük kurdeleleri çok fazla beğenmeyenleriniz oluyor aranızda. Ama özellikle plajlarda ben bu modeli de çok fazla kullanıyorum. O yüzden böyle geniş kurdeleleri çok seviyorum. Hatta biraz daha uzun bir fular kullanabilirsiniz bunun için, daha büyük bir kurdele olması için. Veya saçınız açık kullanabilirsiniz. Ben genelde böyle düşük topuzlarla kullanıyorum bu tarz modelleri. Çünkü özellikle plajda saçımı açık gezmeyi sevmiyorum. Günlük hayatta da çok fazla sevmiyorum zaten. O yüzden böyle ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi hemen geçiyorum ikinci modeli. Bunun için de şöyle daha ince genişlikte ve daha ince kumaştan bir fular alıyorum. Bunu elimle şu şekilde katlıyorum. Kıvırıyorum. Şu şekilde kıvırdıktan sonra tam alnımın ortasında arkaya doğru bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Bu da ikinci modelimiz oluyor. Ben bunu genellikle biraz daha böyle parti havalarında kullanıyorum. Daha bohem bir görüntü oluyor. Günlük hayatımda da kullanıyorum. Bence çok tatlı, eğlenceli bir model. Bunun yanında bir model daha göstereceğim size ekstra. Bazen de yine bu kıvrılmış haldeyken tam şöyle saçımın ortasından alıp topuzumun çevresinde doluyorum. Bir düğüm atıyorum. Uçlarını da bu şekilde topuzumun çevresine sarkıtıyorum. Hem bir taç modeli olmuş oluyor hem de topuzumu biraz daha renklendirmiş, canlandırmış oluyor. Şimdi geçiyorum 3. modelime. Bu model bana çok sorduğunuz model. Hemen onun için bu saçımı düşük topuzdan yüksek topuza çevireceğim. Saçlarımı bu şekilde yüksek topuz topladıktan sonra şu şekilde bir eşarp modelinde bir fular alıyorum. Ben bunu annemden almıştım. Annem de çok fazla kullanır böyle eşarpları, özellikle saten eşarpları. O yüzden ben bunu ondan almıştım ama bildiğim kadarıyla tuhafiyelerde de bulabilirsiniz bu tarz saten görünümlü eşarplardan. Ben bu şekilde kare, sizi göremiyorum. Ben bu şekilde kare eşarpın iki ucunu birbiriyle birleştiriyorum şöyle üçgen şeklinde. Kısa ucu önde olacak şekilde önüme alıyorum ve katlama bölgesinden tutuyorum. Bu katlama bölgesinde tam saç dibimden yerleştiriyorum. Ve önünde kalan iki uçlarını yukarıya doğru tutup yukarıda bir düğüm atıyorum. Ve şu üçgen gelen kısmı da yukarıya alıp onun üstünden tekrar bir düğüm atıyorum. İsterseniz burada büyük bir düğüm veya kurdele oluşturmak istemiyorsanız tam şu kulaklarınızın hizasından aşağıda bağlayabilirsiniz. İsterseniz burada tekrar büyük bir kurdele yapabilirsiniz. Ben şimdi kurdele yapmayı deneyeceğim. Bu
bu şekilde önden de saç çıkartıyorum. Şöyle. Ben bu modeli dediğim gibi özellikle plajlarda çok fazla kullanıyorum. Zaten şuraya bir yere yerleştiririm fotoğrafını. Bana bu plaj şantamda ne var videomdan sonra çok soru gelmişti. Orada da bu modeli kullanmıştım. Oradan sonra işte nasıl yapıyorsun, nereden aldın gibi sorular gelmişti. Ben de bu videoda toplamak istedim bu soruların hepsini. Ve geçiyorum 4. modelimize. Bunun için de saçlarımı toplayacağım, at kuyruğu. Saçlarımı topladıktan sonra yine şöyle ince uzun bir flör alıyorum şu şekilde ve bunu bu şekilde ikiye katlayıp saçlarımı dibinden geçiriyorum. Daha sonra şöyle kulaklarımdan doğru bu uçlarını kıvrılan kısmından geçirdim. Şu şekilde kıvrılan kısmından geçirdikten sonra bu kalan uçlarını burada bir düğüm atıyorum. Ve bu düğümün kalan uçlarını da içerilere yerleştiriyorum. Bu şekilde bir model oluyor. Ben genellikle bu modeli böyle toplu saçla kullanmayı çok seviyorum. Daha 90'lar havası gösteriyor. Ama isterseniz siz de açık saçlarınızı da kullanabilirsiniz. Burada iki tane birbirine geçmiş düğüm modeli oluşmuş oluyor. Benim yine çok sevdiğim modellerden birisi bu da. Benim 4 farklı bandanayla yaptığım modeller bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size fikir verebilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine böyle farklı videolar isterseniz eğer aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Veya Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Ben de sizin isteklerinize göre video işleyişini değiştirebilirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.